Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bu videomuzda ÖTV muafiyetiyle Şubat ayında alabileceğimiz 5 tane SUV'yi sizlerle birlikte kısa kısa inceleyip bu araçlar hakkında size kısa bilgiler vereceğiz. İlk aracımız Hyundai Bayon. Hyundai Bayon i20 platformunun yükseltilmesiyle üretiliyor. Bu sebeple B SUV kategorisinde yer alıyor. Araç ekonomik fiyatlara SUV otomobile binmek isteyen kullanıcıları hedef alıyor. 411 litrelik bagaj hacmine sahip Bayon, 1.0 TDI motor DCT şanzıman seçeneğine sahip. Bu motor şanzıman kombinasyonu sayesinde 180 km son sürate ulaşabilen Bayon, 0'dan 100 km'ye 11.7 saniyede çıkıyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak, fabrika verileri 7,8 litrelik bir şehir içi tüketim, şehir dışı tüketim ise 6 litre yakıt tüketiyor. Bununla beraber karma tüketimde ise 5,8 litrelik bir veriye sahip. Bu aracın şu anda satışta bulunan 1.0 TDI DCT Style paket en pahalı versiyonuna ÖTV muafiyeti ile 243.600 TL'ye sahip olabiliyoruz. İkinci aracımız Ford EcoSport. Ford EcoSport B segmenti SUV sınıfında yer alan model, Ford'un popüler motor ünitesi olan 1.0 turbo beslemeli 3 silindirli benzinli motor ile satın alınabiliyor. Hafifliği, kullanım kolaylığı, yalıtımı, performansı ve yakıt tüketimi verileriyle beraber düşünüldüğü zaman araç motor konusunda 1 puan almayı başarıyor. 125 beygir, 3 üreten motor 170 Nm torque değerine sahip. 0-100 km hızlanması ise 11,6 saniye olarak belirlenmiş. Fabrika verilerine bakıldığı zaman 7,8 litrelik bir şehir içi tüketim sunan araç, şehir dışı ise 5,7 litre yakıt tüketiyor. Bununla beraber karma tüketiminde ise 6,4 litrelik bir veriye sahip. Bu aracın satışta olan 2021 model baz versiyonu 1.0 EcoBoost otomatik Style paketine ÖTV muafiyetiyle 141 bin liraya sahip olabiliyoruz. Dacia Duster, SUV kategorisinin en çok satan aracı. Marka 2010'dan bu yana 1,9 milyondan fazla satan popüler SUV'a ince, görsel ve teknolojik güncellemeler getirerek makyajlı ikinci nesil Duster'ı günümüzde de satmaya devam ediyor. 478 litrelik bir bagaj kapasitesine sahip olan Duster'ın incelediğimiz versiyonu 7 ileri EDC otomatik şanzımanlı versiyonudur. Duster'ın motoru 150 beygir, 250 Nm tork üreten son derece güçlü bir benzinli turbo motor özelliğine sahiptir. Renault Megane modellerinde de yer alan başarılı bir motordur. Saatte 193 km hıza ulaşan Duster bu modelde 10,6 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkabilmektedir. 100 km'de ortalama 6,5 litre yakıt tüketimine sahiptir. ÖTV muafiyetiyle bu aracın Comfort 1.3 Turbo 150 beygir EDC 4x2 versiyonuna 243 bin liraya sahip olabiliyoruz. Bir diğer aracımız Hyundai Kona. Hyundai Kona yine i20'nin yükseltilip süper kahraman kostümü giymiş hali de diyebiliriz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü gerçekten aynı platformda birbirine yakın araçlar. Satışta sunulduğu günden beri Avrupa'da 228 bin satış adetine ulaşan Kona, markanın en çok önem verdiği modeller arasında yer alıyor. 374 litrelik bagaj hacmine sahip Kona, 1.0 TDI motor DCT şanzıman seçeneğine sahip. Bu motor şanzıman kombinasyonu sayesinde 180 km son sürate ulaşabilen Kona, 0'dan 100 km'ye 11 saniyede çıkıyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak, fabrika verileri 6 litrelik bir şehir içi tüketim sunan araç, şehir dışı ise 4.9 litre yakıt tüketiyor. Bununla beraber karma tüketimde ise 5,3 litrelik bir veriye sahip. Bu aracın şu anda satışta bulunan 1.0 TDI DCT Style paket en baz versiyonuna ÖTV muafiyetiyle 249 bin liraya sahip olabiliyoruz. Bir diğer aracımız Peugeot 2008. Küçük SUV'lar şehirli ailelerin arzu listesine girdiğinden beri Peugeot 2008 kadar iştah kabartan bir model olmadı muhtemelen.
Tüm ekonomilerin baş aşağı gittiği bir dönemde yeni Peugeot 2008, kalplerde kurduğu zirveyi neredeyse kara borsaya düşerek kanıtlamış oldu. İlk nesli 2013 yılında yollara çıkan Peugeot 2008, 2020'ye kadar toplamda 1 milyon 200 bin adetlik satış adetine ulaşarak markanın yüzünü güldürmüştü. Şimdi ise bayrağı yeni 2008 devralıyor. Yeni Peugeot 2008 ülkemizde 1.2 PureTech 130 beygirlik benzinli manuel baz versiyonu aktif paket ÖTV muafiyeti etkisiyle çok satılıyor. 438 litrelik bagaj hacmine sahip araç 1.2 PureTech 130 beygir güç, 230 Nm tork üreten motor ve 6 ileri şanzıman ile kombine edilmiş. Yakıt tüketimine bakacak olursak fabrika verileri 5,3 litrelik bir şehir içi tüketim sunan araç, şehir dışı ise 4 litre yakıt tüketiyor. Bununla beraber karma tüketimde ise 4,5 litrelik bir veriye sahip. Bu aracın en baz paket olan 1.2 PureTech Active manuel vites versiyonuna ÖTV muafiyeti ile 250 bin liraya sahip olabiliyoruz. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı gelmesi için kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.